İnsanları da sevmez. Bizim öğretmen de öyle diyor. Doğru diyor öğretmeniniz. Hayvanları sevmeliyiz, korumalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Seninki gazeteye daldı. Erkek işi ne yapsın? Harıl harıl kayıp yılanlarını okuyor. Ne oluyor kayıp cayırı? Yine gazetede tokatlayacak birilerini mi arıyorsun? Buldum bile buldum. Say mı lan oku bakayım. Kayıp köpek. Kaniş podolcisi. 3 yaşındaki köpeğimiz kaybolmuştur. İsmi Cino'dur. Bu isim tasmasında yazmaktadır. Bulana 10 milyon ödül verilecektir. Of, güzel para değil mi? Ben ilandaki adrese doğru voltamı alıyorum. Ya haydi, senin işini aklım almıyor. Nasıl gidip buluyorsun be? Abi ne olacak? Hayvan oradan Amerika'ya gidecekti ya. Yine o civarlardadır. Yanıma bir parça et alıp kolaçan ederim bulurum. Az mı yaptık bu işi? Hadi eyvallah. Hadi rastgele. Adres de karşı tarafta, iyi mi? Yolumuz uzun. İlan çıkmış. 10 milyonu almak için mutlaka birisi bulup getirir. Üzme sen kendini bir tanem. Alışmıştım ona. Kısa zamanda çok güzel anlaşmıştık. Güzelim benim. Eğer bulunmazsa ben sana başka bir tane alırım. Hayır, Cino'yu bulsunlar. Bulunacak tabii, hiç merak etme. Ben şimdi giderken aşağı mahalleye de haber veririm. Kime söyleyeceksin aşağı mahallede? Ne bileyim, kimi görürsem. Aa, o genç saçıya söylerim. O çocuğu çok seviyorum. Ne efendi bir delikanlı değil mi? Evet, öyle. Neyse, ben gidiyorum. Hadi canım, hoşça kal. Sen öpmüyor musun kocacığını? Ay İhsan lütfen, zaten çok canım sıkılıyor. Haklısın tabii. İnsan bir köpeği kaybolunca bile ne kadar üzülüyor. Hele bir de ben kaybolsam ortadan, değil mi? Ay,
Kim bilir ne kadar üzülürsün. Mahvolursun. Ay neler saçmalıyorsun sabah sabah. Merak etme, merak etme. Ben kaybolmam. Ben her zaman senin başındayım. Unutma boşanma işini, tamam mı? Hoşça kal. Birden sesinizi alamadım. Nasılsınız? Hiç de iyi değilim. Köpeğim kaçtı. Kaçtı ya. Zaten alalı 4 gün olmuştu biliyorsun. Ama çok sevmiştim onu. Hay Allah, çok üzüldüm. Kimseye haber verdiniz mi? Gazeteye ilan verdik. Ayrıca biraz sonra İhsan size uğrayacak. Hani ola ki rastlarsınız ya da birinden duyarsınız diye haber verecek. İhsan nedense seni çok seviyor. Sağ olsun. Ama ben eşinin beni çok sevmesini isterdim. Oo, çok hazır cevapsın. Merak etme, eşi de seviyor. Yalnız çok güzel bir dost olarak seviyor. Nazik, kibar, iyi kalpli bir dost. Bunların hepsine teşekkür ediyorum. Ama benim istediğim sevgi başka anlamda. Bir dakika, özür dilerim. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Konuş lütfen, konuş. Havva Hanım, sen hemen bizim Nescafe'lerimizi getiriver. Baş üstüne. Evet, ne diyorduk? Sevgiden söz ediyorduk. Nasıl? Bu konuyu sonra mı konuşalım? Peki neden? Şimdi bir misafirim geldi de o bakımdan. Ha, konuş konuş, çekerim ben, yabancı mıyım? Ay inşallah köpeğim bulunur değil mi? Neyse gene görüşürüz, hoşça kal. Köpeğin mi kayboldu Selma? Sorma Füsun, kaçtı gitti. Hep bu aptal şapşal kadının yüzünden. Aa, yazık ayol, çok üzüldüm. Canım Cino, kim bilir nerededir şimdi. Oy, sen de kimsin? Davetsiz misafir. Çıkın lan yolumdan. Bu bastırma yemek götür ayrım. Oyalama beni. Çula, bana çıkın lan. Bana, bak, buna çıkılsana oğlum. Gözü seni. Nereden çıktın karşıma? Oy, çok acıkmış. Yazık sana. Ay. Ha şunu şuraya koyayım, dönüşte alırım. İyi de babam öyle baktı, acıkır. Nerede durum şimdi? Afiyet olsun. Afiyet olsun, it oğlu it. Oy, düştüm peşime. O da çok mu sevdin beni? İyi, yürüm hadi beraber gidelim bu batığıma. İt olayım. Dediğim gibi, belki gelen gidenden duyarsınız. Aklınızda olsun Bahadır Bey. Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Ha, eğer Cino bulunursa bizim eve bir telefon edersiniz değil mi? Selma çok sevinecek. Ederim tabii. Ha, bizim telefonu biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Doğru ya, nereden bileceksiniz? Durun yazdırayım size ben. Evet. Yazı tamam. Şimdi bununla doğru kaymakamlığa gideceksin. Sağ olun muhtar bey. Borcumuz ne kadar acaba? Aman ya, ne borcu? Dilekçe yaz dedin, yazdık. Bunca yılın komşusuyuz. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Hadi uğurlar olsun. Ha muhtar bey, ha? Çok güzel bir pirinç geldi. Fatime'ye söyleyin de bir baksın. Pilavlık nefis pirinç. Söylerim, söylerim. Dur ula buraya. Ha, kendin söyle ya. İstersen bak. Bekle beni burada. Ula dursa. Hay Allah'ım yarabbim. Selamın aleyküm. Hoş geldin. Fadime, kiminle konuşuyordun? O mu? Ha, o benim gölgem oldu artık. Ben nereye? O oraya. Önce kızdım senin yamağını yadı diye. Sonra sevdim onu. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok babacığım. Köpeğim biri önce senin yamağını yadı. Sonra peşime takılıp ha buraya kadar geldi. Yapma ya. Benim yemeğimi bu mu yedi? Ay kerata ay. Cins bir köpek olmalı. Zengin birinin herhalde. Herhalde. Kimin nesidir ula bu? Sosyetik misin ula sen? Ha bir dakika bir dakika. Tasmasında belki adı adresi yazıyordur. Öyle yaparlar. Ben baktım bile. Adı ha böyle zırnı mıdır nedir böyle. İşte adres
manaya geliyor bu? Vallahi bilmiyorum. Yabancı bir isim olacak herhalde. Cino! 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 Gelin buraya ulan! Ula gelsene, ona Cino derim. Gelin ulan! Haberi duydunuz mu? Aa! Aa! Bu ne ayol? Hoş! Git buraya! Git! Dur hele, kalma onu! Oy, kaçırttın hayvanı! Muhtarlığın kapısında köpek olur mu ayol? Yüreğimi inecekti birdenbire! Herkesin dedikodusunu yapıyor. Allah'tan korkmayın. Şuncacık köpekten korkar. Cırcır böceği karı. Gel canım benim. Gel canım benim. Gel canım. Kusura bakmayın Müzeyyen Hanım. Çok sevdi de köpeği. Buyurun oturun. Düşüp bayılmamak için oturayım bari. Ay ne biçim laf etti o öyle. Ben de gideyim artık Muhtar Bey. Çok teşekkürler. İşili güle güle. Evet, siz bir haberden söz ediyordunuz. Unuttum ayol. Yalan da değildi ama unuttum, kör olayım. Fadime, Fadimeciğim. Buyur hanım ablacığım. Bu ne dalgınlık Fadimeciğim? Aşık mısın kızım ya? Çok sevdim anne. Ha birdenbire kayboldu. Anne ya, attım ama tuttum. Bu kıza aşık iyi mi? İyi ya, hayırlı olsun. Ki sen ne matrak bir kızsın. Sen de sevgilimden bahsediyorum. Halbuki ben köpekten bahsediyorum da. Köpek mi? Ne köpeği? Ev köpeği. Aa. Kim bilir nerede kaçtı zavallıcık. Öyle has bir köpek ki. Çok güzel da. Anne bu kız kafayı yemiş. Ne diyorsun abi sen ya? Kız ben abi deme demedim mi sana? Tamam. Kızım sus da anlatsın. Ne oldu Fadimeciğim? Hangi köpekten söz ediyorsun? Hanan ablacığım. Hangi köpekten söz ediyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Aha bu köpekten söz ediyorum. Cunum, gel benim cunum. Gel benim cunum, benim cunum. Fadime ya ne yapıyorsun be ya? Az kaldı çarpıyordun be kızım ya. Bılırım bılırım. Çok özür dilerim. Ya boşver özür dilemeyi ya. Çünkü kabahat bendedir. Koştum o etin arkasından. Az kalsın ezilecektim de. Bir dakika anlamadım. Kimin arkasından koştun? Köpeğin de. Bana bak. Geriye gittiğini pek anlamadım ama. Hadi gel istersen seni ben bırakayım. Sen bakışın Ali abi. Hadi çabiniz. Cino. Cino Cino Cino. Ya bu ne köpekmiş be. Cino! Cino! Neşas Bey, köpeğini buldum. Sahibine verince paralar cepte demektir. İyi açalım. Kim görse bayılıyor. Benim de vardı memlekette bir köpeğim. Adı Karabaş. Hey gidi, rahmetli anamla beraber büyüttük onu. Bu söyleyeceğim abi. Nerede oturuyorsun? Yani bu çok uzakta mı kaçtı geldin? Biz şeyde oturuyoruz. Boğaz'da. Oy. Ta oradan mı kaçtı geldi? Tabii tabii. Oradan geldi. Vay kerata vay. Peki bu herif ne piltu da buraya gelip aradı onu? Var bunda bir düme. Beyler, beyler, beyler bir Şengelköy. Size bir haberim var. Hayrola ya? Yoksa yılbaşında sana milyar mı çıktı? Durdu da şimdi açıklıyor ha. Yahu durun. Kesmeyin adamın lafını. Dinleyin be. Şu yukarıki villalarda İhsan Bey var ya. Çok zamparaymış diyorlar. Hayda. Bu haber benimkinden miyim? Nereden biliyorsun? Ben ne bileyim. Geçenlerde çılgın yüzünden lokantada görmüşler. Ya bırakın elin adamına iftira atmayın be. Yalandır ya. Sen nereden biliyorsun? Yalandır ya. Öyle bir şey olsa Müzeffer Müzeyyen'den kaçar mı? Hemen yedi mahalleyi yayardı ya. Doğru vallahi, çok doğru. Evet, sen ne diyordun? Ha, sağ ol doktor bey. İyi hatırlattın. Bu İhsan Bey'in cins bir köpeği varmış. O kaybolmuş. Hani gören mören olursa bir haber versin diye ricada bulundular. İyi iyi. Şimdi işi gücü bırakıp bu soğukta İhsan Bey'in köpeğini arayacağız yani. Allah. Sana yollara düş diyen oldu mu? Hani rastlarsan hesabı. Ukala şoför. Bana bak. Benimle uğraşma.
uğraşma kahveci güzeli. Kahveci güzeli denir mi yahu? Lüks otellerdeki bayan kahvecilere öyle denir. Ne bilsin konuşmasını cahil. Araba kullanmasını nasıl öğrendim ben ona şaşıyorum. Bir dakika bak şimdi bak. Gene aynı numarayı mı yapacağım? Ha bakın bakın seyredin şimdi. Ya boş ver gırgırı abi ya. Ya ben müşteri almaya gidiyorum arkadaşlar. Yani geç kaldım anlıyor musunuz ha? Bir dakika. Raşit! Anam hop! Saat kaç saat? Bire çeyrek var. Kusura bakma kardeşim. Ben de İhsan Bey'in köpeğini aramaya gidiyorum. O köpek seni yesin inşallah. Ah canım. Ah canım benim bir tane. Sen yuvana mı döndün? Bir daha kaçmayacaksın değil mi canım? Ha? Demek ta Bostancı'da buldunuz. Evet hanımefendi. Gelmiş bizim evin kapısında ağlayıp duruyordu. Gece dışarıda üşümüştür de. Ya tir tir titriyordu. İçim acıdı tabii. Hemen aldım içeri. Ayakta kaldınız oturun. Durun sandalye verin. Buyurun şöyle. Yok oturmayayım efendim ben kaçayım. Hani diyorum gazetedeki mükafatlı şey derseniz haliyle memnun olurum yani. Ah tabii bir dakika. ...10 milyon demiştik değil mi? Evet. Yazıyorum. Sağ olun hanımefendi. Cino'ya canım feda. O benim can yoldaşım. Hayvanları ben de severim. Şuraya bakın kedi ısırdı. Isırmadı, tırmaladı. Ay böyle hayvan sevgisi olur mu? Sokakta gördüğü ne yediği belirsiz kedileri tutup seviyor. Olacağı buydu işte. Önemsiz misin? Telaşlanmayın. Telaşlanmayın olur mu? Allah korusun ya kuduz filansa? Yok canım niye kuduz olsun? Hayatım belli mi olur? Ben hemen bir pansuman yapayım. Ama içinizin rahat etmesi için hastaneye gidin isterseniz. Gideriz tabii, hemen gideriz. Ay çocuk gibisin Mehtap. Sen kendine bak Sevtap. Çocuklar bile sokakta gördükleri hayvanları uzaktan seviyor. El sürmüyor. Sen hemen... Neyse. Uy, fotokopi kardeşler. Efendim, geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Önemli değil, istemez lütfen. Selamun aleyküm. Hanginize ne oldu? Benim elime şey oldu da. İyi günler Fadime. Teşekkür ederiz Bahadır Bey. Hangisi hastalandı ben anlamadım. Neyse, bu bacımın ilacından isterim. Hani böyle küçük küçük sarı haplardan ha? Pardon Fadime. Efendim? Ne? Köpeğiniz bulundu mu? Aha buna çok sevindim. Ha bugün kayıp köpekleri bulma günü müdür? İnanın sizin kadar sevindim Selma Hanım. Hadi gözünüz aydın. Peki kim bulmuş? Adamın biri. Gazetedeki ilanı okumuş, 10 milyon ödülü duyunca bulup getirmiş Cino'yu. Cino ya, adı Cino. Neyse siz nasılsınız? Bunu beraber kutlayalım desene akıllı. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kimse var mı yanında? Ha anladım. Peki sonra konuşuruz. Hoşça kalın. Güle güle Selma Hanım. Ne kısmet görüyor musun? Adam köpeği bulup 10 milyonu alıvermiş. 10 milyon mu? Ha bu köpeğin adı nedir? Cino. Adı Cino'ymuş. Cino ha? Oy domuzun oğlu. Kandırdı beni. Aldı köpeği benim diye verdi o. Ha bu İstanbul üç kağıtçı kaynağı. Ayol böyle enayi bir kız olmaz. Sen kendi elinle adama köpeği teslim et. Adam da gitsin 10 milyonu cebe indirsin. İyi ama nereden bilsin Müzeyyen Hanım? Fadime aslında çok iyi kalpli bir kız. İçinde hiç kötülük yok lütfen.
İyi de lütfen hanımcığım. Böylesine bizim köyde enayi derler, enayi. Siz bilirsiniz lütfen. Müzeyyen Hanım, şu arka tarafı biraz daha kabartayım mı? Aman nasıl istersen öyle yap Behiye'cim. Nikah geç kalmayayım de. Yok yok, kalmazsınız. Hemen geliyorum. Aa, seninki geldi. Ayol bir lafa tutarsa nikah değil, evlilik yıldönümlerine yetişirim. Bunu sana aldım Behiye'm. Bankanın köşesinde satıyorlardı. Dükkana koyarsın diye düşündüm. Çok naziksin, çok güzel bir şey bu. Hepsi bu kadar. Ben gidiyorum. Bana bak, bütün hayvanları çok sevdiğini biliyorum. Seni de çok seviyorum. Bu laf biraz olmadı galiba. Olmadı, haklısın. Cemal! Geciktin biraz, geciktin. Yılbaşı geçeli kaç gün oldu? Fadime'ye şimdi mi getiriyorsun indiği? Ben üşüttüm. Üşüttüm da. Yapma ya. Cemal kafayı üşüttü. Kafayı, vücudu. Yani soğuk algınlığı oldu. Düştüm yatağa. Yılbaşı öncesi gelemedim ha İstanbul'a. Oha götürüyorum şimdi indiği. Vay be. Keşke indi yerine köpek getirseydin. Köpek yenir mi daha? Manav amca. Saçmalama. Fadime şu anda köpek bekliyor. Ha ne demek oluyor bebek bekliyor der gibi. Ya Fadime bir köpek bulmuş, uyanan bir de köpek benim diye almış elinden. He. Fadime çok bozulmuş bu olaya. Sonra da babasına bastırmış köpek alacaksın diye. Sonra da muhtar amca mahalleye haber salmış, köpek aranıyor diye. Aynen öyle oluyor. Ha anladım, bulmuş bile, helal olsun. Doğru bildin. Gonca Gül'ün bir arkadaşından buldum. Kızcağız madem heves etmiş, götürüp verelim dedik. Aa anladım. Ben de buldum lütfen. Bizim ev sahibininki yeni doğurmuştu. Beraber gidelim lütfen. Tamam. Hadi lütfen. Daha eve gidip ders çalışacağım. Gel. Tamam yürü. Gel canım. Al canım. Buy, ben gideyim onlardan evvel. Vereyim ha bunu bari. Kimse yokken de içip laf edelim. Hadi uğurlar olsun. Düşünme ola düşünme. Ha bugün kesinmişsin ha yarın. Ne yapalım? Sen de hindi olmasaydın. Yürü bakayım. Fadime bayılacak bu belede ha. Çok şirin, çok. İyi de ben kendim götürürdüm. Yine mahalleye reklam oluyor. Hayda! Bunlar da mı köpek götürüyor ya? Kimler? Baksana şunlara. Gel dön. Fadime'ye gidiyorsunuz değil mi? Hadi yürüyün atlayın. Ay yok, iyi sizler arkanız olun. Yoksa bu soğukta tren yolundan dolaşacak. Tamam atla. Hadi kızla. Çabuk olun hadi. Köpek istiyordun değil mi? Ne olur babacığım. Al işte sana köpek sürüsü. Neydi böyle tane istiyordun? Aileye haber salarsak olacağı buydu. Ah nasıl da uydum sana. Uy ben böyle olsun ister miydim babacığım? Mozart Bey Fadime ne oluyor Allah aşkınıza? Ay köpek şimdi mi açıyorsunuz? Ay burada mahsur kaldım bir şeyler yapın canım. Geliyoruz Hüseyin Hanım sakin olun. Mozart Bey can feda çok iyiydi. Köpek arıyor. Hemen bunu kaptım getirdim. Ben de bu yavruyu damattan aldım. Onda daha 4 tane var. Bunlar da geldi ayol. Şunlara bak ayol. Oy. Ha bunlar yetmedi. Onlar da geliyor. Gördüm. Hasan bir tane istedi. Bir tane geldi. Hangisini alacağız babacığım? Hiçbirini almayacağız babacığım. Yaşadın. Bak Fadime ne şirin değil mi? Ay bu daha güzel lütfen. Şuna bak güzelim şuna. Amma balı sütü. Fadime abla bunu al bunu. Bak bu da güzel. Ben de halt edeceğim. Bir heves ettim burnumdan geldim. Seç birini hadi çabuk seç. Hangisini satayım bilemiyorum babacığım. Oy Fadime bak sana ne getirdim. Ha bir bu eksikti. Oy şimdi yedi ver onu. Ah!
İşte bu kadar. Fatime'nin kısmeti yokmuş. Benim gibi. Oy Fatime, iyiyim. İyiyim. Hakkını helal et. Şu temeli beğenmezsin ama bak işe yaradı. Ne işe yaradı bu kılçık şimdi? Baksana, bizi bu köpek derdinden kurtardı. Ama ben hayvanları çok severim babacığım. İlle de bir köpeğim olsun isterim. Öyleyse bu olsun Fadime abla. Ne kovalamasını biliyor ne kaçmasını. Bunu sen büyüt Fadime abla. Canım benim. Oy ben bu bayıldım. Çok şirin ya. Bunu ben büyüteceğim. Hep babacığım. O her şeyi ben öğreteceğim. Ben büyüteceğim onu. Ha? İyi yaparsın Fadime. Yalnız zor iştir bu. Sabır ister, olgunluk ister, hoşgörü ister. Büyütmek kolay değildir. İmalı konuştun. Yani bana taş attın değil mi? Sahi, beni yetiştirmesi zor mu geliyor babacığım? Zor değil ama pek de kolay sayılmaz. Haklısın babacığım.